Bakın devletin politikaları, siyasetçilerin politikaları Allah subhanahu ve teala'nın politikası, Allah'ın siyaseti değil. Allah'ın istediği, Allah'ın razı olduğu şey değil. Allah'ın amaç olarak bize gösterdiği amaçlar değil. Bizler başımızdaki insanları, siyasileri, sistemi Allah'ın razı olup olmadığıyla ilgili sorgulamaz isek ne için öldüğümüzü, hangi yolda öldüğümüzü, hangi yolda gittiğimizi bilmeyiz. Ben kendime Müslüman derim ama beni kullanan ardımdaki insan laik, beni kullanan sistem laik, dinsiz bir devlet, dinsiz bir sistem ise benim gittiğim yol, yol olmaz. Bir insan kendi inandığı yola, kendi inandığı değerlere göre hareket etmesi gereklidir. Doğru mu? Kendi inandığı değerlere taban tabana zıt olan bir kimseden komut almaz, bir kimseden emir almaz, bir kimsenin gösterdiği hedefe gitmez ve onunla aynı yolu yürümez. Şimdi bizler dünyadayken düzenimiz bozulmasın, aman el alem ne der, aman sistem bize şunu yapar, aman devlet bunu yapar diye düşünürken öldükten sonra tamamen düzenimiz Türkiye düzenine göre, Türkiye yasa kanunlarına göre değil, Allah'ın düzenine ve yasalarına göre hareket edilecek. Yani bize toprağın altında ve Allah'ın huzurunda Türkiye yasalarına göre geçerli herhangi bir hüküm, herhangi bir kanun uygulanamayacak. Hatta orada o kanunları uygulayan insanların bir durumunu bir göreceğiz Rabbim nasip ederse. Onların ne kadar zelil, ne kadar rezil bir durumda olduğunu o zaman fark edebileceğiz. Bugün dünyada azizler, izzetli görünüyorlar, onurlu görünüyorlar, şerefli görünüyorlar ama ahiret günü Allah subhanahu ve teala'nın kanunları çıktığı zaman Allah'ın hükümranlığını, Allah'ın melik olduğunu, Allah'ın malik olduğunu, Allah'ın hakem olduğunu, Allah'ın hükmedici Rab olduğunu, mülkün tek sahibi olan tek ilah olduğunu fark ettiğimiz zaman o zaman bütün bu korktuğumuz her neyse, her ne fikirse, her ne görüşse, annemizse, babamızsa, köyümüzse, kasabamızsa, şehrimizse, ülkemizse neyse bütün bunların aslında bir çöp olduğunu, bunların gerçek manada bizi oyalayan ve bizi tuzağa düşüren bir sebep olduğunu o zaman fark edeceğiz. Bugün öyle gözümüzde büyüyüp büyüyüp öyle yükselen yükselen kendisinin gölgesinde kaldığımız o değer dediğimiz değersizlerin ahiret gününde ne kadar değerli olup olmadığını daha güzel bir şekilde anlayacağız. Ama iş işten geçecek. Söylemek istediğim şey dünyadayken Allah'ın kanunu, Allah'ın sistemine göre meseleleri ele alıp kendimizi dünyadayken kurtarmaktır. Kıyamet günü Allah hesaba çektiği zaman o zaman bizim kurtuluşumuz Allah'a göre mi yaşamışız yoksa Allah'a zıt mı yaşamışız? Buna göre iki tane ölçü. Eğer Allah'a göre yaşamış isek, Allah'a göre değerlendirmiş, fikrimizi söylemiş, sözlerimizi beyan etmiş, insanları Allah'ın razı olduğu şekilde eleştirmiş ve Allah'ın razı olduğu şekilde övmüş isek, amellerimiz, namazımız, orucumuz, kurbanımız, ibadetimiz, hayatımız ve ölümümüz Allah için olmuş ise, işte o gün bizler için mükafat günüdür. O gün bizler için kurtuluş günüdür ve zalimler için, kafirler için, müşrikler için berbat bir gündür. Azap günüdür, ceza günüdür. Allah subhanahu ve teala solundan amel defterini alan, arkasından amel defterini alanlardan kılmasın. Rabbim sağından amel defterini alanlardan ve gelin benim kitabımı okuyun. Ben zaten böyle bir günü biliyordum diyen insanlardan kılsın. Böyle bir hesabın olacağını biliyordum diyen insanlardan kılsın. Ben zaten bunun farkındaydım. Sizlerin Allah'ın kitabıyla hiçbir ilişkinizin olmadığını, sizi Allah'a çağırdığını söyleyen insanların Allah'a çağırmadığını, şeytana çağırdığını beyan ediyordum. Ama sizler kendi menfaatlerinizi Allah'ın dininin önüne koydunuz. Allah'ın önüne koydunuz, peygamberin önüne koydunuz. O gün sanki dünya ve bulunduğunuz memleket ebediymiş gibi, hiç bitmeyecekmiş gibi zannettiniz. Sizler Allah'ın hudutlarına, Allah'ın hükümlerine değil, kendi bulunduğunuz memleketin hudutlarına, kendi bulunduğunuz örflere, adetlere, bunlara göre yaşadınız. Bugün de hadi bakalım. Sizleri kurtarsın bakalım o kurtarıcılar, kurtarsın bakalım o hükmediciler, iktidarlarınız, oy verdiğiniz o partiler.